Ne dersiniz, bu enflasyon nasıl etkilenecek? Biz üretim yapmak için sonuçta yani ham maddeye, yarı mamule, sermaye malına ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. İthalat yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ithalatta iğneden ipliğe her türlü malın içerisinde döviz bileşeni var. O döviz bileşeni içerisinde hali hazırdaki bütün sanayiciler önümüzdeki döneme dair sermaye kaybetmemek, karlılıklarını koruyabilmek, şirketlerini en azından yaşatabilmek amacıyla o parametre içerisinde bir faizi, iki döviz kurunu baz almak zorunda. O baz aldıkları döviz kuru sonuçta bir günde %7 çıkabiliyor ise bir sonraki döneme dair o belirsizliği ortadan kaldırabilmek için yapmaları gereken ona göre bir fiyatlama davranışı sunmak. O fiyatlama davranışı içerisinde enflasyon beklentilerinin devamlı bir sarmal haline geldiği bir noktada da maalesef enflasyonla ilgili çok umutlu bir şeyler söyleyemiyoruz. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 35 kuruş zam yapıldı. Benim yanlış bir şeyim, bilgim yok ise teyit edilebilir belki ama yani daha kurun artışıyla birlikte ortaya konmuş çok kısa vadeli akaryakıt, işte bir sonraki dönem doğalgaz, sonra elektrik, arkasından süt, arkasından peynir, arkasından başka bir takım temel gıda maddeleri derken enflasyon tabii ki önümüzdeki dönem artacak, mutfağa vuracak. Daha da ötesi, başka bir şey söyleyeyim. Ne kadar kur korumalı mevduat var? 120 milyar dolar değil mi? Peki kur korumalı mevduat yapılırken o günkü TL'ye dönülen veya referans noktası olarak alınmış olan kur nedir? 19,5 diyelim. 3 aylık süreçte verilmiş olan faiz 8,5. 10, 12 deyin. Yani o kadar önemi de yok artık. Çünkü bu kadar yüksek artışlarla ortaya çıkmış olan kur konusundaki o kompozisyon maalesef bizi şu noktaya getiriyor. Ben bunun hesabını yapmıştım, öyle söyleyeyim. Hatta o zamanlar daha 110 milyar dolar civarlarında bile değil, 100 milyar doları yeni aşmak üzereydi kur korumalı mevduat. Kur 23 olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti hazinesine ek getirebileceği yük 342 milyar TL'ydi. Şimdi Merkez Bankası'nın ekstra basması gereken bir miktar, arka planda hazinenin üstlenmesi gereken bir zarar, 342 milyar bütçeye yük getiren bir olgudan bahsediyoruz. Merkez Bankası sonuçta hazineyi eğer fonlayacaksa, hazine bir yerlerden gidip bu kağıtları satın alıp fonlatacak bir takım bankalar olacaksa nihai merci yine Merkez Bankası olacak. Yani biz 342 milyarı ya borçlanacağız, vatandaşın üstüne yük olarak bindireceğiz ya da Merkez Bankası bunu basacak ve tekrardan çekmeye çalışacak. Oradan da yine zarar edecek. Yani biz bir taraftan da hem de bütçe açığıyla birlikte yeni bir enflasyonu ortaya çıkartabilecek bir problem haline getirmiş bir kur korumalı mevduat gibi Türkiye'yi yutacak başka bir olgu yapmışız. Bir parametre koymuşuz oraya. Yani böyle bir görüntü içerisinde açıkçası bunu ortadan kaldırabilmenin yegane koşulu, yine başa dönüyoruz, kurumlar, liyakat, hesap verebilirlik, şeffaflık vesaire vesaire, artı arkasından da vatandaşı TL'de tutacak ve enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonu en azından kompanse edecek belirli bir miktardaki politika faizidir. Yani ekonominin belirli bir miktarda soğuması gerekiyor İpek Hanım. Ama demin Murat Bey onu belirtti, yaklaşan yerel seçimler var. Yani şimdi bugün itibariyle ekonomide kazık freni şey yapsak ve biz kış aylarına doğru gelirken muhtemeldir ki sanayicilerden, hatta inşaat şirketlerinden homurtular yükselmeye başlayacak. Büyük bir olasılıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın kapısı tekrardan aşındırılmaya başlanacak. Arkasından bir senaryoyla yeniden ekonominin açılabilmesi için farklı farklı bir takım yerlere gidilecek. Tabii Mehmet Bey bunlara ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Şimdiden belki biraz simülasyon yapıyorum kafamda ama geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkmış olan resim bu. Son 21 senedir de hep görmüş olduğumuz film bu olduğu için ben sonunun çok farklı biteceği konusunda maalesef kendi kendimi ikna edemiyorum. Takdiri de seyircilere bırakıyorum.